Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birinci ünitemiz olan Hello, Merhaba ünitesini işleyeceğiz. Sevgili çocuklar, Hello ünitesi başlığı altında farklı konularımız var. Önce bu konularla ilgili kelimeleri öğrenip daha sonra bu kelimelerle ilgili soru kalıplarını ve cevaplamayı öğreneceğiz. Haydi şimdi ilk konumuzla ilgili kelimelere bir göz atalım. Name, isim. Age, yaş. Class, ders. Course, kurs. Timetable, ders programı. Friend, arkadaş. Children, çocuklar. Family, aile. Day, gün. Week, hafta. Peki bu kelimelerle ilgili hangi soru kalıplarını kullanabiliriz? Evet, burada hepinizin çok iyi bildiği bir sorumuz var. What is your name? Adınız nedir sorusu. Biz bu soruyu nasıl cevap veriyorduk? Duyar gibiyim, harikasınız. My name is dedikten sonra adımızı söylüyorduk. What is your name? My name is Ayşegül. Ya da kısaca kendimi I am Ayşegül. Ben Ayşegül şeklinde de tanıtabilirim. Arkadaşımızla tanıştık. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Mükemmelsiniz. Evet, tanıştığımıza dair memnuniyetimizi belirtmeliyiz. Ve biz bunu gördüğünüz bu kalıplarla yapabiliyoruz. Nice to meet you. Glad to meet you. Nice meeting you. Glad meeting you. Tanıştığımıza memnun oldum demek hepsi. Daha önce how are you? Nasılsın kalıbını öğrenmiştik. Şimdi ise yine onunla aynı anlama gelebilecek bir başka kalıba bakalım. How are you doing? Nasıl gidiyor? Fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. Great, harika. Not bad, fena değil. Yine kelimelerimizle ilgili başka bir soru kalıbımız ise kaç yaşındasın soru kalıbı. Yani how old are you? How old are you sorusuna I am dedikten sonra yaşımızı söyleyerek devam ediyoruz. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 11 years old. 11 yaşındayım. How old is she? O kaç yaşında? She is 5 years old. O 5 yaşında. How old is he? O kaç yaşında? He is 9 years old. O 9 yaşında. Now, there are 7 days in a week. Bir haftada 7 gün vardır. Do you remember the days of the week? Haftanın günlerini hatırlıyor musunuz? Haydi o zaman unutanlar için bir tekrar edelim günleri. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Sunday, pazar. Evet çocuklar, verdiğimiz kelimeleri slaytımızı durdurarak tekrar ederseniz, sizler de not alırsanız çok memnun olurum. Bana en sevdiğiniz dersi söyler misiniz? Evet, hepinizi duyar gibiyim. Ama ben dersleri İngilizce söylemenizi istiyorum. O zaman İngilizce dersleri söylemeyi öğrenelim mi? Haydi bakalım. Classes. Dersler. Turkish, Türkçe. English, İngilizce. Maths, matematik. Science, fen bilimleri. Social studies, sosyal bilgiler. History, tarih. Geography, coğrafya. Art, resim. Music, müzik. Physical education, PE, beden eğitimi. Drama, drama, tiyatro. Religion and morals, din kültürü ve ahlak bilgisi, information technologies, IT, bilişim teknolojileri. Which classes do you have on Tuesday? Salı günü hangi derslerin var? Maths and Turkish, matematik ve Türkçe. Which classes does he or she have on Thursday? Perşembe günü hangi dersleri var? Social studies, physical education and English. Sosyal bilgiler, beden eğitimi ve İngilizce.
Do you have art on Friday? Cuma günü resim dersin var mı? Eğer resim dersiniz var ise yes I do. Evet var. Resim dersiniz yok ise no I don't. Hayır yok şeklinde cevap verebiliriz. Does he or she have music on Wednesday? Çarşamba günü müzik dersi var mı? Yes, he or she does. Evet var. Ya da no, he or she doesn't. Hayır yok. Is music on Monday? Müzik pazartesi günü mü? Yes, it is. Evet. Ya da no, it isn't. Hayır. Do you like English? İngilizceyi sever misin? Evet severim diyenleri, yani yes I do diyenleri görelim. Çok güzel. Hayır sevmem. No I don't diyenler var mı? Oh, çok üzüldüm. Peki, evet o benim en sevdiğim diyenler kimler? Yes, it's my favorite. Evet, o benim en sevdiğim. What is your favorite class? Evet. İngilizceyi sevmem. No, I don't diyenleri. En sevdiği dersleri öğrenebilir miyim? Oh, it's Turkish. Very good. Bir diğer konumuz ise gün içinde pek çoğumuzun yaptığı activities, yani aktiviteler konusu. Bakalım hangi aktiviteleri öğreneceğiz? Playing chess, satranç oynama. Playing football, futbol oynama. Doing experiments, deney yapma. Solving problems, problem çözme. Drawing pictures, resim çizme. Reading books, kitap okuma. Swimming, yüzme. Singing, şarkı söyleme. Riding a horse, ata binme. Doing exercise, egzersiz yapma. Watching TV, televizyon izleme. Playing table tennis, masa tenisi oynama. Playing the guitar, gitar çalma. Verbs, fiiller. Enjoy, hoşlanmak. Like, sevmek. Love, çok sevmek. Dislike, sevmemek. Hate, nefret etmek. Learn, öğrenmek. Speak, konuşmak. Study, bir okulda okumak, yani öğrenim görmek ya da ders çalışmak anlamlarında kullanılır. Murat likes riding a horse but he dislikes drawing pictures. Murat ata binmeyi sever fakat resim çizmeyi sevmez. I love solving problems but I hate playing the guitar. Ben problem çözmeyi çok severim fakat gitar çalmaktan nefret ederim. Suna enjoys reading book but she dislikes watching TV. Suna kitap okumaktan hoşlanır fakat televizyon izlemeyi sevmez. Evet çocuklar, birinin hangi okulda okuduğunu sormak için where do you study? Nerede okuyorsun? Soru kalıbından faydalanırız. Where do you study? Nerede okuyorsun? Sorumuza cevap verirken I study dedikten sonra okulumuzu söylemeden önce at kelimesini unutmuyoruz çocuklar. I study at Şehit Hakan İncekar Secondary School. Şehit Hakan İncekar Ortaokulu'nda okuyorum. Where does he or she study? O nerede okuyor? He or she studies at Menderes High School. O Menderes Lisesi'nde okuyor. Bu ünitemizin son konusu ile ilgili kelimelere bir bakalım. Burada ülkeler, burada ise milliyetler, diller yani nationalities and languages yazıyor. Haydi inceleyelim. Turkey, Türkiye. Spain, İspanya. China, Çin. Italy, İtalya. Russia,
Rusya, Japan, Japonya, France, Fransa, Germany, Almanya, England, İngiltere. Şimdi bir de milliyetlere ve dillere bakalım. Turkish, Türk, Türkçe. Spanish, İspanyol, İspanyolca. Chinese, Çinli, Çince. Italian, İtalyan, İtalyanca. Russian, Rus, Rusça. Japanese, Japon, Japonca. French, Fransız, Fransızca. German, Alman, Almanca. English, İngiliz, İngilizce. Milliyet isimleri ile dil isimlerinin yazılış ve okunuşların aynı olduğunu fark ettiniz mi? Evet çocuklar, milliyet ve dil isimleri aynı şekilde yazılıp okunurlar. Burada iki farklı soru kalıbı göreceğiz çocuklar. Bir tanesi nerelisin, diğeri ise sen hangi millettensin ya da senin milliyetin nedir sorusudur. Nerelisin soru kalıbımız Where are you from? Where are you from sorusuna cevap verirken I am dedikten sonra from ben ekini kullanıyoruz ve ülkemizi söylüyoruz. I am from Türkiye. Türkiye'liyim. Where is she from? O nereli? She is from France. O Fransalı. Where is he from? O nereli? He is from Germany. O Almanyalı. Sen hangi millettensin ya da senin milliyetin nedir sorumuz ise What nationality are you soru kalıbıdır. What nationality are you sorusuna I am diye başladıktan sonra milliyet ismimizi söyleriz. I am Turkish. Ben Türk'üm. What nationality is she? O hangi milletten? She is French. O Fransız. What nationality is he? O hangi milletten? He is German. O Alman. Many languages do you speak? Kaç dil konuşuyorsun? I speak two languages. İki dil konuşuyorum. What languages do you speak? Hangi dilleri konuşuyorsun? I speak Turkish and English. Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. How many languages does he or she speak? O kaç dil konuşuyor? He or she speaks one language. What languages does he or she speak? O hangi dilleri konuşuyor? He or she speaks French. Evet çocuklar. Birinci ünitemizi burada tamamladık. İkinci ünite konu anlatımında görüşmek üzere. See you.